Merhaba. Bu videoda orijinalini Stanford Tıp Fakültesi'nden Doktor Laura Beckrek'in hazırladığı konu anlatımıyla karşınızdayım. Çocuklarda normal ve anormal büyümeyi konuşacağız. Bu önemli bir kaygı. Anne babalar çocuklarının normal bir şekilde büyüyüp büyümediği konusunda endişeleniyor. Hekimler de aynı endişeyi taşıyor. Çünkü boy çocuğun genel sağlığına dair önemli bir ölçüt çocuğun büyüme paternini değerlendirmek için öncelikle çocuğun büyüme eğrisinin hangi noktasında olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken baktığımız en önemli belirteç de genetik. Kısa boylu ebeveynlerin çocukları da büyük ihtimalle kısa boylu olur. Çocuğun doğumdaki boy ve kilosu genetiğini yansıtmak zorunda değil. Bunu grafikte de görebiliyoruz. Bazı bebekler anne doğum öncesi bakım almadığı için, sigara içtiği için veya büyümeyi yavaşlatan başka etkenler yüzünden küçük doğabiliyor. Bu çocuklar doğum yaşına göre küçük olabiliyor. Hayatlarının ilk 2 ila 3 yılında eğri yakalamaları ve genetik potansiyellerine ulaşmaları mümkün tabii ki. Şimdi bu grafiği netleştirelim. Bu eksen yaş ekseni ay cinsin. Burada doğum gerçekleşiyor. Bu da ağırlık ekseni. Mesela çocuk 3 kilo doğduysa grafikteki yeri burası oluyor. Bu büyüme dersinde daha çok bebeğin ve çocuğun boyundan bahsetmek istiyorum. Ama diyelim ki bebek kısa boylu ve düşük kilolu doğdu. Mesela 45 cm kısa bir boy. Ve diyelim ki bebeğin küçük doğmasının nedeni annesinin hamilelik sırasında sorunlar yaşaması. Ama her zaman böyle mi? Olmaz. Yani çocuk her zaman bir sorun yüzünden küçük doğmaz. Genetiğin doğum boyutuna etkisi ileriki yaşlarda büyümeye olan etkisi kadar büyük değildir. Çocukları olması beklenenden küçük olan ebeveynlerle karşılaşıyoruz. Ama çocuk 3 yaşına geldiğinde bir saniye bekleteceğim sizi. Şunu bir kapatayım da. ha <laughs> tamamdır. Çocuk 3 yaşına geldiğinde genetiğinin gerektirdiği ebatlara gelmeli. Yani ilk 3 yılda büyüme eğrisinden sapmalar olabilir. Eğrinin altında kalan bir çocuk, 24 aylık olduğunda eğriyi yakalayıp %50'lik dilime girebilir. Yani çocuğun büyüme grafiği şu şekilde olabilir. Bunun tam tersi de olabilir tabii. Mesela bebek çok büyük doğmuş olabilir. Çünkü annesi kontrolsüz diyabet hastasıdır. O da daha yavaş büyüyerek %50'lik dilimi yakalayabilir. 3 yaşından sonra yüzdenin değişmesi anormal kabul edilir. İncelenmesi gerekir bunun buçuk 3 yaş arasında çocuk genetiğinin gerektirdiği büyüme eğrisini yakalar. Yani bir çocuk 3 veya 4 yaşındayken %25'lik boy diliminde yer alıyorsa büyüyünce NBA'de oynayabilmesi mümkün değil, değil mi diyecek olursanız genelde buna evet diyebiliriz. Ama arada istisnalar oluyor tabii. Kimi birden boyatıyor mesela. Konstitüsyonel büyüme gecikmesi diyoruz buna. Ama genel kural şu 2 veya 3 yaşındayken hangi yüzdelik dilimdeysen büyüyünce de aynı dilimde yer alırsın. Tabi her şey normal seyrinde ilerliyorsa. Ve dediğim gibi genetik çok önemli bir belirteç. Çocuğun hangi boya ulaşacağını öngörmek için bir hesap yapıyoruz. Bu hesaba mid parental height ya da ebeveyn boy ortalaması diyoruz. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Yani kilit etken genetik. Ama çocuğun genetik potansiyeline ulaşması diğer tüm etkenlerin düzgün olmasına bağlı. Çocuğun genetik potansiyeline ulaşması için gereken en önemli etken büyümede rol oynayan hormonların normal miktarlarda salgılanması. Büyük oranda tiroid ve büyüme hormonunu kastediyorum. İkinci etkense tabii ki doğru beslenme. Tüm dünyada yetersiz beslenen çocukların yaşlarıyla hiç örtüşmeyen boylara sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü çok yetersiz besleniyorlar. Bu da görünüşlerini ciddi şekilde etkiliyor. Bunun tam tersini de görüyoruz. Farklı bir çevrede yetişen çocukların ebeveynlerinden daha uzun boylu olması yönünde uzun vadeli bir trend olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde beslenmeye dair dikkatimizi çeken bir diğer hususta çocukların aşırı beslenmesi. Obez çocuklar yaşlarına göre hem daha hızlı boyatıyor hem de daha hızlı kilo alıyor. Ama uzun vadede akranlarından daha uzun olmuyorlar. Ama olgunlaşma sürecine çok daha hızlı geçiyorlar. Sonra psikososyal etkenlere bakıyoruz. Bazı durumlarda çocuklar anne babanın sevgi ve desteğinden mahrum kalabiliyor. Böyle durumlarda zaman zaman cücelik görülebiliyor. Ergenlerde yeme bozukluklarına rastlayabiliyoruz. Bu aynı zamanda hem beslenme sorunu hem de psikolojik bir sorun. Yani psikososyal etkenlerin de boy üzerindeki rolü büyük. İlgi ve sevgi fiziksel gelişimi etkileyebiliyor. Hatta psikososyal cücelik diye bir sendrom var. Yetersiz manevi destek büyümenin yavaşlamasına yol açabiliyor. Şimdi sorun şu. Çocuğun büyümesi konusunda ne zaman endişe etmeye başlamalı? Büyümeyi doğru yorumlayabilmek için öncelikle büyümenin değişkenliğini anlamak gerekiyor. Çocuklar ilk 2-3 yılda çok hızlı büyür. Sonra bu büyüme yavaşlar. Üçüncü yıldan ergenliğe kadar çocuğun yılda 5 santimetre boy atması lazım. Bebeklikten çıkıp ergenliğe girene kadar, yani 3 yaşından ergenliğe kadar. Ama çocukların ergenliğe girme yaşları farklı farklıdır. Bu da ayrı bir mesele. Eğer çocuk Normal bir hızla büyüyorsa yıllık boy uzama miktarlarını akılda tutmaya gerek yok. Çocuk mutlaka büyüme eğrisini izleyecektir. Şimdi bir sonraki grafiğe geçelim. Bu grafiği daha büyük çocuklar için kullanıyoruz. 2 ila 18 yaş için bu eğrilerden yararlanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi 2 yaşından sonra çocuğun yer aldığı yüzdelik dilimin değişmesi normal değil. Diyelim ki bir çocuk var. Bu yüzde beşlik dilimi takip ediyor. Her yıl 5 santimetre boyatıyor. Gayet istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bir de başka bir çocuk var. 5 yaşında ve grafiğin en tepesinde. 5 yaşında. Yani burası. Bir yıl sonra bir eğri inerek yüzde yetmiş beşlik dilime düşüyor. Bir yıl daha geçiyor, yüzde ellilik dilime iniyor. Bahsettiğimiz ilk çocuk, işte bu çocuktan çok daha sağlıklıdır. Bu çocuksa teoride normal boyda olmasına rağmen, çünkü bakın eğrilerin dışında kalmamış. Buna rağmen bu çocuğun büyüme hızında bir anormallik vardır. İşte bu çocuk için daha kısa boylu olan çocuktan daha çok kaygılanırız. Özetle anne babalar, büyüme sorunu şüphesiyle çocuklarını muayenehaneme getirdiğinde ilk olarak şuna bakıyorum: çocuk kısa mı ve normal büyüyor mu? Yani bu ikisi apa ayrı sorular. İlk soru çocuk kısa mı? Kısa olup olmadığını bu eğrilere bakarak anlayabiliyoruz. Bu eğriler sağlıklı gençlerin. Bu grafikte Amerikan gençlerinin farklı yaşlarda sahip olabileceği boyları gösteriyor. %5 ile %95'lik dilimler arasını kapsıyor. Bu sayede bir çocuğun boyunu tüm çocuk nüfusuyla kıyaslayabiliyoruz. Ama ben ayrıca ebeveyn boy ortalaması dediğimiz şeyi de hesaplıyorum. Bu hesaba anne babanın boylarını da katıyoruz. Çünkü en önemli belirteç ne demiştik? Genetik. Hesabı şöyle yapıyoruz. Anne ile babanın boylarının aritmetik ortalamasını alıyoruz. Babanın boyu 1.75 cm olsun. Yani çocuğun annesi de 1.68. Peki oğlunun mu yoksa kızının mı boyunu hesaplıyoruz? Artı 168 cm. Şimdi bu ikisinin ortalamasını alıyoruz. Alalım kaç eder? 171,5. Tamam. Şimdi buna 6,5 cm ekliyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. 178 cm ediyor. İşte erkek çocuk büyüyünce tahminen bu boya ulaşacak. Artı eksi 10 cm. Evet, aralık bayağı geniş hakikaten. Ama insan değişkenliğinin doğası bu. Eğer kızının boyunu hesaplamak isteseydik, bulduğumuz 171,5 santimetreden 6,5 santimetreyi çıkartacaktık. Şimdi bunu yapalım. Olur. 171,5 eksi 6,5. 165 santimetre eder. Artı eksi 10 santimetre. Şimdi bunu grafiğe dökelim. Erkek çocuklar için boy grafiği bu. 178 santimetreyi işaretleyelim. Aralığımızda 168'den 188'e kadar. Bayağı geniş bir aralık. Bir çocuğun büyümesi eğrinin çok aşağısında kalıyorsa ve anne babanın ortalama boyu %50'lik dilim civarındaysa, o çocuk ailesine göre kısa kalır. Yani anne babanın boyunu her zaman hesaba katıyoruz. Dediğim gibi ilk soru çocuk kısa mı? Ve bunun cevabı öngörülen boyun ne olduğuna bağlı. Yani örnekteki çocuk buralarda yüzde beşlik dilim civarında seyrediyor olsaydı endişe etmeye başlardık o zaman. Yılda beş santimetre boy atıyor olsa bile en azından aklımızda soru işaretleri yaratırdı. Ama asıl önemli etken çocuğun şu an eğrinin hangi noktasında olduğu değil. Ama asıl önemli etken çocuğun şu an eğrinin hangi noktasında olduğu değil. Normal bir hızla büyüyüp büyümediği. Normal bir hızla büyümeyen çocuk eğrinin aşağılarında yer alan çocuğa göre bizi daha çok kaygılandırır. İşte meseleye her gün bu şekilde yaklaşıyoruz. Yavaş büyümenin çeşitli muhtemel nedenlerini gözden geçiriyoruz. Yavaş büyümenin çeşitli muhtemel nedenlerini gözden geçiriyoruz. Etiyolojiye en uygun tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Peki etiyoloji ne demek? Mesela çocukta tiroid hormonu az salgılanıyorsa tiroid hormonu takviyesi yapıyoruz. Yani etiyoloji sebep demek. Yani etiyoloji sebep demek. Çocuk çölyak hastalığı gibi bir beslenme sorunu yüzünden büyümüyorsa sorunu çözmek için özel bir diyet veriyoruz. Bazı anne babalar normal büyüyen çocuklarına büyüme hormonu vermek istiyor. Tabii o apayrı bir konu.